Son seanstan herkese tekrar merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Borsa İstanbul performansı %1'in üzerindeki yükselişle kapattı. Peki bu ne anlama gelecek? Rally mi başlıyor yoksa devamlılıkla birlikte 4100-4200 puan seviyeleri görülür mü? Altın onsunda da küresel taraftaki hareketlikle aşağı yönlü kırılımlar nedenle devam edecek. 1650 dolarlı seviyelerin altını kırmasıyla daha çok düşüş sergiler mi? Dolar endeksi Amerika'nın tahvil getirileriyle birlikte şekillenen piyasaları bugün bu seansta bolca konuşacağız. O yüzden tanıyalım bakalım bugünkü konuklar kimler? Evet, günün öncelikle öne çıkan haber başlıklarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı 2023 yılı bütçesini hazırlarken bütçe disiplininden taviz vermediklerini ifade etti ve aynı zamanda Türkiye'nin doğalgazda bir hap olacağının da altını çizdi. Sabit gelirlerin enflasyon nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını da yılbaşında yeni bütçeyle telafi edeceklerini ifade etti. İzleyelim. Tüm hükümetlerimiz dönemlerinde olduğu gibi bu teklifi hazırlarken de bütçe disiplininden taviz vermedik. Ülkemizdeki enflasyonun bütçe değil, konjonktür kaynaklı, dolayısıyla çözümünün de uyguladığımız program olduğunun en büyük ispatı bu yılın bütçe gerçekleşmesi ve 2023 bütçe teklifidir. Şu anda Avrupa doğalgazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içerisinde. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu da yok. Ve şimdi Türkiye inşallah doğal gazda da bir hap olacak. Geçtiğimiz yıl %11,4 büyüyen, bu yılın ilk yarısında da %7,5'luk büyüme oranına ulaşan Türkiye'nin önümüzdeki senede benzer tempoyu sürdürmesini sağlayacak bir bütçe hazırladık. İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneli rakamlara düşmesi doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Reel sektörü bu doğrultuda daha fazla destekleyecek, daha çok üretip daha çok istihdam etmesini sağlayacak, artık 250 milyar doları aşmış olan ihracatımızı daha yukarı çıkmasına imkan verecek bir bütçe hazırladık. Turizmde, burası çok önemli, 50 milyon turiste ve 40 milyar dolar turizm gelirine doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıkların içindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarının getirdiği zorluklara rağmen %3,5 hedefinin altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Bu arada yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Şimdi önümüzdeki yıl başında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme ve teşviklerin sinyalini verdi. Faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme ve teşviklerin sinyalini verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati,
Bireysel tasarrufların özendirilmesinin tüm ülkelerde sosyal güvenlik ihtiyacının artması ile nüfus ve aile yapısının değişmesiyle çok daha önemli bir hal aldığını ifade etti. Gelecek dönemde bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme ve teşviklerin hayata geçirileceğini vurgulayan Nebati, bu sayede ülke olarak birikimlerin daha yüksek seviyelere taşınacağını belirtti. Bireysel emeklilik sistemine olan ilginin 18 yaş altı çocuklara ve gençlere sisteme giriş imkanı tanınmasıyla arttığını söyleyen Nebati, sisteme devlet katkısı oranının %25'ten 30'a çıkarılmasının ve sistemin sağladığı reel getirinin de buna katkı sağladığını kaydetti. Nebati, 7 Ekim 2022 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldığını, sistemin gençlerin ve tüm vatandaşların gelecek kaygılarını azaltmak, birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş, güvenilir bir yatırım ortamı sağladığını sözlerine ekledi. Avrupa Merkez Bankası'nın 27 Ekim'de yapılacak yönetim konseyi toplantısında mevduat ve finansman faiz oranlarını 75'er bas puan arttırması beklentiler arasında. Avrupa Merkez Bankası'nın 27 Ekim'de yapılacak yönetim konseyi toplantısında mevduat ve refinansman faiz oranlarını 75'er bas puan arttırması bekleniyor. Reuters tarafından yapılan ankete göre ECB 27 Ekim toplantısında bu yılın 5. faiz artırımını yapacak. 36 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette 27 ekonomist 27 Ekim'de 75 bas puan faiz artırımı yapılacağını öngördü. 2 ekonomist 100 bas puan faiz artırımı beklerken 7 ekonomist ise 50 bas puan artırım yapılacağını tahmin ettiler. Ankete göre Euro bölgesinin gelecek 12 ay içinde resesyona girme olasılığı da Eylül ayındaki %60'dan %70'e yükseldi. Citi stratejistlerinin yaptığı değerlendirmeye göre Amerika hisseleri diğer birçok varlık sınıfına kıyasla Amerika'daki resesyon fiyatlarını daha çok yansıtan varlıklar olarak öne çıkıyor. ABD'de enflasyona ilişkin göstergelerin daha kalıcı sinyaller vermesi, para politikası cephesinde sıkılaşma patikasının bir süre daha devam edeceğine işaret ederken, resesyon beklentilerine dayanan fiyatlamalar da varlık sınıflarına yansıyor. Citi stratejistleri değerlendirmesinde ABD hisselerinde resesyon risklerinin fiyatlandığını belirtti. Stratejistler bununla beraber söz konusu fiyatlamaların bu riski yeteri kadar yansıtmadığına da dikkat çekti. Citi'nin değerlendirmesine göre resesyon riskinin en çok fiyatlandığı varlık sınıfı hisse senetleri olurken, ABD tahvilleri bu riski en az yansıtan varlık sınıfı konumunda. Citi'nin stratejistleri resesyon risklerinin tahvillerde fiyatlanmasının zaman alacağına dikkat çekti. Ekonomistler Anna Wong ve Eliza Winger'ın en son olasılık modelleri ABD ekonomisinin Ekim 2023'e kadar resesyona girme ihtimalinin %65'ten %100'e yükseldiğine işaret ediyor.
Evet, bugün içerisinde gelen enflasyon verisi Avrupa tarafında, Amerika'daki ise konut satışları ile ilgili resesyon ihtimalinin hala devam ettiği bilgileri piyasada volatiliteyi arttırdı. Dolar endeksi tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketlilik altında kırılıma işaret ediyor. Peki nasıl beklentiler var? Doların da güçlenmesi TL tarafında yurt içi altın fiyatlarını hangi noktaya taşır? Portföylerde nasıl bir ağırlık kazanalım, soralım Mehmet Ali Yıldırım Türk'e. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugünkü gelen verilere sizler de yakın takip altına almışsınızdır malum. Dolar endeksinde 113'e evet. Doğru hareketlilik devam etti. Riskli piyasalarda kaçışlar tahvil tarafındaki özellikle 2 ve 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareketliliği gösteriyor. Bir diğer taraftaysa negatif uyumsuzluk hala gelen bu verilerle birlikte, makro verilerle birlikte piyasada etkinliğini devam ettiriyor. Genel şöyle bir küresel dolar yorumu alalım mı? Sizin tahmininiz, beklentiniz, dolar endeksi ve ağırlığını oluşturan euro-dolar paritesi özelinde nasıl? Evet, özellikle dış piyasalarda dolar güçlü görünümünü sürdürürken yani yüksek faizde devam ediyor. Ve bu ay itibariyle Fed'in faiz toplantısı yok ama Kasım ve Aralık aylarında da şimdilik 75 bas puanlık faiz artırımları beklentisi satın alınıyor. Bu arada tabii resesyon etkisi de var ama fakat Amerika sanki resesyonu çok dikkate almıyor, göz ardı ediyor gibi bir hava var. Oradaki işler biraz daha iyi gibi gidiyor. Ama Avrupa tarafına bakarsanız İngiltere ve Almanya başta olmak üzere oldukça karışık bir sistem var. Özellikle İngiltere'de Başbakan'ın vergi indirimleriyle beraber tekrar özür dilemesi, istifası istenmesine rağmen istifa etmeyeceğim demesi ve özellikle de şimdilerde artık İngiltere'nin gelişmekte olan ülkeler pozisyonuna düşmeye başladı şeklinde de yorumlar var. Bu nedenle de İngiliz sterlini de dolar karşısında zayıf seyrini sürdürürken özellikle de Almanya'da ve Avrupa'daki enflasyondaki hala güçlü görünümün devam ediyor olması, orada da bir faiz artırımının tabii yine 75 puanlık bir faiz artırımı beklentisi satın alındığını görüyoruz. Ama bunun dolar karşısında euronun güçlenmesine yetmiyor. Küçük çaplı yukarı yönlü seyirler olsa bile 0.9850 seviyeleri geçilmekte zorlanıyor. Oradan tekrar 0.9650 seviyelerini dar bantta hareket ederken güçlü dolar, dolar endeksini 13'lere taşımış durumda. 111'lerden 113'lere taşımış durumda. Buradan da 115 seviyeleri de yine beklentiler arasında. Ama o muhtemelen önümüzdeki ay Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı beklentisiyle belki o seviyeleri gelebilir. Ama tabii burada yine Amerika'dan gelecek olan diğer ekonomik veriler, enflasyon gibi, işsizlik gibi, bunlar da tabii yine dikkate alınacak diye düşünüyorum. Ama bu arada Japon yeni karşısında baktığımız zaman Japon yeni geçtiğimiz haftalarda dolara müdahale etmiş olmasına rağmen tekrar zayıf seyrini güçlendirdiğini görüyoruz. Yani zayıf seyir sürüyor anlamına geliyor. 149'lar seviyesindeki 148'lerde 147'lerde Japon yeni dolar paritesinin o seviyelerde müdahale edildiğinde 140-141'lere kadar gerilemişti. Oradan şimdi tekrar dolar Japon yeni 109'lar seviyesinde seyrediyor. Bir müdahale daha olabilir gibi beklenti var. Dolayısıyla böyle bir karışık bir seyir var ama güçlü dolar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Fakat en önemlisi bu kadar doların güçlü olması ve aynı zamanda faiz oranlarının bu kadar yüksek olması ve faizin artılacak olması Amerikan ekonomisine ne kadar faydalı olacak? Yani enflasyonun düşüşünde ne kadar faydalı olacak? Bu tartışma konusu aslında. Çünkü mevcut enflasyonun dünyada da Türkiye'de de bir miktar maliyet enflasyonu şeklinde olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar Türkiye'de bunu yarı yarıya demek daha doğru ama çünkü parasal genişleme burada kredilerle ve teşviklerle devam ediyor. Bu noktada ama dışarıda gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da enflasyonun biraz maliyet enflasyonundan kaynaklandığını, dolayısıyla bu faiz artırımlarının maliyet enflasyonunu düşürücü derecede yani düşürecek kadar etkili olamayacağını, bu nedenle de bir süre sonra
faiz artırımlarından vazgeçip faiz indirimlerine doğru bir evrilme olacağını, bu da önümüzdeki sene 2023'ün belki ilk çeyreği itibariyle olabilir. Ama o sürece kadar dolar güçlü görünümünü sürdürecek. Zaman zaman düzeltmeler tabii söz konusu olabilir. Gerek Amerikan Merkez Bankası Başkanı'ndan gelecek açıklamalar, gerekse eyalet merkez bankalarından gelecek açıklamalar veya geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinden gelen açıklamalarla zaman zaman düzeltmeler de olabilir. Fakat hala da güçlü görünümü sürdürüyor diyebiliriz. Peki bu güçlü görünümü devam ettirmesi dolar endeksini sizce hangi seviyeye taşıyacaktır? Ve euro dolarda 0.95'li seviyeleri telaffuz etmek mümkün müdür? Yani tabii mümkün. Seviyeleri test edebilir. Çünkü enflasyonda hala faiz artırımları yeterli olmayabilir. Çünkü Avrupa'da daha karışık bir görünüm sergiliyor ekonomiler. İtalya başka, Fransa başka, İngiltere başka, yani Almanya başta olmak üzere hepsinde başka başka bir ekonomik gelişmeler söz konusu. Biraz da enerji bunda daha etkin. Enerji temininde yeni tedbirler alınıyor olsa da kış ayları için endişeler hala devam ediyor. Bu bakımdan bu süreçte 0.95'te test edilebilir ama biri geçmesi biraz zor gibi görünüyor. Birin üzerinde kalır mı bu ilk etapta, yani en azından sene sonuna kadar pek mümkün değil gibi görünüyor. Ama dolar endeksine bakacak olursak eğer 115 geçilirse 120'ye doğru bir hareketle telaffuz ediliyor ama yani 115'i geçmekte biraz zorlanabilir diye de düşünüyorum. Peki Mehmet Ali Bey, az önceki ilk başta sözlerinizde dolar yenle ilgili söyledikleriniz de çok önemliydi. Burada 147'li seviye kritikti ve buraya aştı müdahaleye rağmen. İkinci bir müdahale olmazsa siz dolar yen tarafında yenin bu zayıf görünümünü hangi seviyelere işaret edeceğini düşünüyorsunuz? 150 özellikle burada sanki biraz psikolojik seviye olarak öne çıkıyor. 150'nin üzerine atma ihtimali de güçlenecek mi? Evet, ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Evet. Evet, 150 test edilebilir ama orası sizin de söylediğiniz gibi psikolojik bir seviye. Buralardan daha önceki seviyelerde müdahale ettiğine göre bu seviyelerde de müdahale edebilir gibi de görünüyor. O bakımdan tabii bu kadar karışık bir ekonomik gelişmeler arasında tahmin yapmak oldukça güçleşti her biri için. Ama yine de belirli psikolojik seviyeler var tabii ki. Yani normalde daha çok hani geçtiğimiz aylar itibariyle seyrettiği seviyelerdi Japon dolar karşısındaki seyrinin. Bu seviyelerde olduğunu görüyorduk ama son dönemde bu seviyelerin çok daha üstüne çıktı. Ama daha fazla bir yükseliş söz konusu olursa her halükarda daha önceki müdahale edişine bakarak bunu yorumlamak daha doğru. O seviyelerde de müdahale edebilir gibi görünüyor. Mehmet Ali Bey, peki o zaman ben döviz birimleri ilgili soruyu bu son sorumla kapatıyor olacağım. Portföylerde bu kadar güçlü dolar, euro doları inanılmaz aşağı çekti. Psikolojik seviyelerinde altına geliyor. Pound aynı, yen, İsviçre frangı, yani güçlü hard currency dediğimiz para birimleriyle ilgili. Şu an fırsat olarak yine dolara karşı gücünü koruyabilecek, yukarı doğru hamlelerini gerçekleştirebilecek bir para birimi var mıdır? Ve portföylerde de oluşuyor mu? Nasıl bir izlenim içindesiniz? Yani İsviçre frangını ben daha şanslı görüyorum ama euroyu o kadar şanslı görmüyorum. Sterlin için de çok fazla bir şey söyleyemiyorum geçtiğimiz işte biraz önceki söylediğim ifadeler çerçevesinde. Hem orada kraliçenin ölümüyle yeni kralın gelmiş olması ve diğer taraftan da yine başbakanın değişmesi, yeni başbakanın henüz daha kendini kabul ettirememiş olması gibi ve özellikle de enflasyondaki yükselişin devam ediyor olması, uzun sürelerden beri ilk kez bu seviyelere kadar gerilen bir sterlin, çok hani toparlanır demek biraz zor ama ne olur işte 115'lere falan 1.15'lere falan gelebilir, evet. Ama burada işte dolar yerine sterlin alın demek çok içimden gelmiyor, böyle bir tahmin yapamıyorum ama ben sterlin dolar yerine doların yani bu yüksekliğinden kaçınmak isteyenlerin İsviçre frangı için daha doğru bir karar olacağı kanaatindeyim. Evet.
Peki hemen burada döviz birimlerini geride bırakıyoruz ve geçelim altın ons küresel değerlendirmesine. Şu an içinde altın tarafında tabii ki bununla birlikte aşağı yönlü kırılım güçlendi. Ara ara geçici bir toparlanma işaret etse de bu hafta 112'nin altına gelen dolar endeksiyle yine psikolojik seviye 1650'nin altında şu an için %1,3'lük bir düşüş kaydetti. Küresel altın onsunu biraz daha detaylı yorumlamanızı isteyeceğim. Hem merkez bankaları portföylerinde rezervlerindeki duruşu, TCMB'nin de aynı şekilde genel olarak altının görünümü ve pazar payında elde ettiği oranda daralma var mı yok mu size bırakıyorum. Buyurun. Şimdi altında büyük bir mücadele var Özlem Hanım. Özellikle Amerika COMEX piyasasında ve Londra metal borsasında altının biraz daha satış ağırlıklı olduğunu ve bunların daha ziyade fon şeklinde satışların olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen özellikle Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Türkiye altın alımlarında ön plana çıkmış durumda. Altının gerilemesinde biraz da özellikle Rusya'nın Avrupa'ya altın satamaması buna karşılık da işte Uzak Doğu veyahut da Asya piyasalarına ve Dubai'ye satışlar yaptığını da biliyoruz. Buradan da bir miktar satışlar geliyor ama bütün bu satışlara rağmen şöyle uluslararası altın baktığımız zaman daha ziyade Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı son raporda %30'luk yılbaşından beri Çin'in altın alımlarını arttığını, %24 de Hindistan'ın arttırdığını ve bu rakamların da 996 ton civarında Çin'in, 977 ton civarında da Hindistan'ın alım yaptığını görüyoruz. Bu arada tabii bizim Merkez Bankası'nın da yıl başından beri 90 ton altın aldığı da yine resmi açıklamalardan geliyor. Diğer taraftan ithalat rakamına baktığımız zaman da burada da yaklaşık Ağustos sonu itibariyle ki Eylül henüz daha açıklanmadı. 137,5 ton bir altın ithalatı resmi olarak yapılmış durumda. Geçen seneyle mukayese ettiğin zaman bu oransal olarak diğerlerini de geçiyor. Çünkü 2,5 ton geçen seneki ithalat bu sene 37,5 ton. Bunun bir de içeride yine madenlerden çıkarılan yıllık bazda 40 ton kadar çıkarabiliyoruz. Bu sene tahmin ediyorum bu tarihe kadar 35 ton civarında da oradan bir ilave olduğunu görüyoruz. Böyle olduğu zaman yani Batı satarken Doğu altın alıyor demek çok da yanlış olmayacak ve fiziki olarak alınıyor bunlar. Bu arada içerideki pozisyona bakarsak peki Türkiye bu kadar altın alıyor da ne oluyor? Çünkü kur korumalı mevduat sisteminde döviz fiyatlarında çok fazla bir hareketlilik olmayınca birikimleri olan vatandaşın bunu altın olarak değerlendirmek ve Türk lirasının değer kaybını bu şekilde korumak için böyle bir eğilime girmiş durumda ve yaklaşık 5 aydan beri serbest piyasada altın alımlarının biraz daha arttığını görüyoruz. Dolayısıyla altın 1600 dolar ons seviyeleri önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerden gelecek alımlarla tekrar 1700-1750 dolar ons seviyelerini kısa sürede görebiliriz. Burada şu ana kadar daha önceki yorumlarla da sizinle paylaştığım gibi sadece güçlü dolar, yüksek faiz olgusu şu anda altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ama jeopolitik gerginlikler, resesyon ve enflasyondaki katılığın altın tarafında henüz daha değerlendirilmediğini görüyoruz. Bir süre sonra biraz önce de söylediğim gibi faiz artırımlarının sona erip tekrar faiz indirimlerine doğru bir evrilme olduğunda bu Mart ayında 2070 dolarlardan şimdilerde 1635 dolarlara kadar gerileyen bu altının tekrar o seviyelere doğru bir hareket içine gireceğini, bunu da 2023 içinde veyahut da ilk yarısında olma olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdilerde altın biraz dış piyasalarda baskılanmış durumda. Bizde ise talepten dolayı biraz daha primli işlem yapıyor. Özellikle Eylül ayı itibariyle çok miktarda yurt dışından altın geldiğini, ithal edildiğini ve bunu iç piyasada da satılarak dolara döndüğü de yine yapılan açıklamalarda görüyoruz.
Yani buradan o zaman devam edelim. Yurt içinde daha çok ithal altın ağırlığını devam ettiriyor ve dolara dönüş oluyor. Buradaki o zaman altının hala talep görüp görmediğini, fiyatlama ile ilgili beklentileriniz, gram altın özelinde de burada teknik seviyede belirtebilirsiniz. Nasıl bir görünüm elde etti altın? Evet, bu kadar ithalatın tamamıyla tabii tasarruf amaçlı ifade etmek de çok doğru olmaz. Bunun bir taraftan da ihracat, yani üretim ve ihracat tarafında da hareketlilik olduğunu görüyoruz. Son yapılan işte 9 Ekim'deki sektöre ait fuarda da taleplerin oldukça gibi ifadeler de, açıklamalar da var. Yani bir tarafından da ihracat, üretim ve ihracata dönmüş olan bu ithalatın bir kısmı da oraya gitmiş durumda. Ama bunun yanında içeride vatandaşın özellikle basılı altınlar veyahut da külçe altın, gram altın şeklinde tasarrufa yöneldiğini, takı tarafında daha zayıf olduğunu görüyoruz. Bu noktada altının 1000 TL'nin aşağısında kalması pek mümkün görülmüyor. Bugün de işte yine bir miktar aşağıda olmuş olsa bile akşam saatlerinde tekrar 1000 lira seviyesinden işlem görüyordu serbest piyasada. Bankalası piyasa tabii çıplak fiyat verdiği için oradaki rakamlar belki yatırımcıyı veyahut da izleyenleri yanıltabilir. Çünkü oradaki bankalası piyasadaki fiyat 975 lira gibi mesela, şu anda görmüyorum ekranda, ama böyle bir rakam ise bunun üzerine binde iki vergi ve bankaların her bankaya göre değişen komisyonlarıyla beraber tekrar 1000 liranın üzerinde ve serbest piyasa fiyatının üzerinde işlem gördüğünde görüyoruz. Bir de orada tabii ki özellikle fiziki olarak bankalardan altın alınmıyor. Alınsa da daha geç alınıyor. Teslimat daha geç yapılıyor ama daha ziyade kaydı olarak yapılıyor. Vatandaş da fiziki olarak almayı şimdilik biraz daha yeğliyor. Tabii Türkiye bir noktada da seçime giderken kredilerin artmış olması, teşviklerin artmış olmasıyla beraber enflasyondaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceği beklentisi de var. Bu da paranın değerini korumak için şimdilik altına doğru bir yönelme var. Yükselişlerde 1010, 1025 ve daha sonra da 1050 TL seviyeleri de görülebilir. Ama gerilemelerde 1000 liranın altı daha sınırlı, daha kısa süreli olsa bile daha kısa süreli olur diye düşünüyorum. Çünkü dolar TL'ye de baktığımız zaman orada da yine bankalarası piyasayla serbest piyasa arasında fiyat farklılıklarının olduğunu görüyoruz. Açıklanan rakamlar 18 lira 57 kuruş olmasına rağmen serbest piyasada 18 lira 71 kuruştan işlem gördü. Çarpan etkisiyle de bu altının 1000 liranın aşağısına gelmesinde biraz daha belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ve her hafta bir önceki haftadan daha yüksek bir fiyat oluşmaya başladı. Hem de mevsimsel hem de takvimsel etkiyle. Çünkü sene sonuna yaklaşırken reel sektörün ve bankaların döviz açık pozisyonlarını kapatırken bir miktar döviz taleplerinin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde 18.75 geçilirse o zaman 18.85 ve 19 TL seviyeleri görülebilir. Altın 1600 doları görse de bu çarpan etkisiyle altının yine 1000 liranın aşağısına gelmesi zor görünüyor Özlem. Peki burada dediğiniz gibi 1000 liranın altı daha sınırlı, kalıcılığı çok olmayan bir durum söz konusu. 1010 liranın üzeri tutunma çabası olursa eğer, kapanışlar da bu seviyelerde gerçekleşirse alım fırsatını hangi noktalarda daha çok değerlendirmek gerekir? Yani 1000 lira, 1010 lira alım fırsatı olarak değerlendiriliyor zaten. Hatta daha yüksekten almış olan yatırımcılar bunlardan da çok hayıflanmıyor. Ben çok yüksekten aldım, eyvah daha da düşüyor, götüreyim satayım dediğini hiç görmüyoruz. Alım tarafı 100 birimlik bir değerlendirme yapılacak olursa bunun 95 birimi alım şeklinde, 5 birimi satış şeklinde, satışların daha miktar olarak az olduğunu, sadece ihtiyaç karşılığında olduğunu görüyoruz. O 1000-1010 TL seviyeleri alım için bir fırsat diye belirtebilirim. Ama 1050 seviyeleri kısa vadede görülürse, ki geçtiğimiz haftalarda gördük, orası da kısa vadeli satış fırsatı olabilir. Ama sene sonuna kadarki seyirde, tabii o zamana kadar hem altın onsunda hem dolar TL'de içeride farklı rakamlar görebiliriz. O zaman da 1250 belki de eğer dolar TL tahminlerinde 22 lira seviyeleri konuşuluyor, böyle bir şey olsa da 1450 TL seviyeleri de görülebilir. O bakımdan 1000-1010 seviyeleri kısa vadede, orta vadede, uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
Evet, hemen şimdi Gümüş'ü de soralım. Gümüş de pek yüz güldürmedi. Bir ara bir atak yaptı ama hem gümüş altın rasyosu ile ilgili beklentileriniz, aynı zamanda gümüşün küresel taraftaki ağırlığı ve beklentiniz bu yönde var mıdır, fırsat yok, var mıdır, yok mudur, onu da sormak isteriz. Buyurun. Bütün kıymetli metallerde, hatta endüstriyel metallerde bile fiyat aralıklarına baktığınız zaman tamamen güçlü dolar, yüksek faiz olgusunun oralarda da baskıladığını görüyoruz. Ancak endüstriyel metallerde metali temin etmek fiyatına göre oldukça zor, çok primli olduğu söyleniyor sanayiciler tarafından. Ama gümüş, platin, paladyum, bunlar hepsi altına paralel hareket ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi gümüş biraz atak yapmıştı altından, biraz daha fazla bir yükseliş trendi göstermişti ama çok kısa sürdü. Yani Salomon alevi demek işte yanlış olmayacak. Şimdi yine altına paralel gidiyor. Yükselişlerde altınla beraber yükselirken gerilemelerde altından birazcık daha fazla geliyor. O da aslında şu anda gümüş çok da pahalı sayılmaz. Geçtiğimiz yıllara bakınca rasyosu 68'lerden şimdi 92'lere gelmiş durumda. Bu seviyeler yine hani portföylerde %1, %5 gümüş bulundurulabilir. Ama yine dediğim gibi yine aracı kurumlardan ve ons bazında dolar cinsinden almak daha doğru diye düşünüyorum. Gümüşteki seyirde özellikle 20 dolar ons seviyeleri önemli bir seviye. Bu seviyede geçerse 22-23,5 dolar ons seviyeleri görülebilir. Ama şimdi 18.50-18.60 dolar ons seviyelerinde işlem görüyor. Bunun aşağısında çok fazla hani altın 1600 dolara gelse bile gümüşün 18 doların altında gelmesi pek mümkün görülmüyor şu anda. Zaten ucuz yani genele baktığımız zaman. Bu bakımdan böyle bir dar aralıkta hareket edecek gibi görünüyor gümüş fiyatı. Mehmet Ali Bey, genel siz tabii şimdi kapalı çarşıda olduğunuz için genel yorumlarınız altının değişimiyle nereye doğru yöneldiğini tüketicinin net bir şekilde gördüğünüz şeklinde. Dilerseniz buradan da bir yorum alayım. Örneğin keza işte Amerika'da konut satışları aşağı doğru hareketliliğini devam ettirerek resesyon durumunu güçlendiriyor. Bir diğer tarafta Avrupa'da keza aynı şekilde. Türkiye'de altın böyleyken satış alım tarafı nasıl ağırlık kazanıyor? Alanlar, satanlar sizlere neler aktarıyor? İşte altınımı bozduracağım çünkü ev konut taksitine gireceğim ya da tam tersi biraz daha borsa riskli piyasalarım girişler var. Buradaki bireysel yatırımcının nabzı nasıl atıyor? Soralım size. Yani altın satanların ihtiyaç karşılığında sattığını görüyoruz. Yoksa yatırım aracı değişimi için satanların yok denecek kadar az olduğunu görüyorum. Aslında işte ev fiyatlarının çok afaki olduğu ve burada bir balon olduğu ve onun içinde bir de tabii önce bir fiyat oluşuyor, bir sağlanıyor. Sonra notere gittiğiniz zaman veya tapuya gittiğiniz zaman fiyat değişiyor. Böyle bir karışık bir fiyat şekli var. Sürekli değişen şekli var. Onun için pek hani ihtiyaç dışında tasarruf için emlak alan veya konut alan görmüyoruz. Ama ihtiyaç için olan bile mevcut elindeki o fiyatlara yetişemediğini görüyoruz. Burada daha ziyade yabancı alımlarının özellikle Rusya, Ukrayna, İran, Irak ve diğer ülkelerden gelip alanların olduğunu görüyoruz. Fiyatlar da biraz da bu noktada daha çok destek görüyor ve onun için yüksek kalıyor. İçeride yerlilerden alımların sınırlı muhakkak vardır ama çok da sınırlı. Böyle altından emla veyahut da konuta geçenlerin olmadığını görüyoruz. Hisse senedinde ise son dönemde yaşanan o dalgalanma biraz da küçük yatırımcıyı veya amatör olanları korkutmuş durumda. Kesinlikle. O bakımdan sadece profesyoneller yer alıyor. Onların zaten portföyleri belli. Onlar vadeli piyasada ve spot piyasada işlem yapıyorlar. Yani hisse senedinde işlem yapıyorlar. Bunların çok fazla altınla ilişkisi yok. Dolayısıyla vatandaş çok net bir şey söyleyeyim. Mesela emekli parasını almış bir hanım geliyor. 3 aylık paramı aldım diyor. Ben bunu altın alacağım diyor. Tamam diyoruz, bir miktar işte Cumhuriyet Lirası veya gram altın veriyoruz. 500 lira parası artıyor mesela. Evet. 500 liraya da bir şey yok mu falan diyor. Yarım gram 22 ayar altın var. Onu da verin siz bana diyor. Yani vatandaş parasının değerini korumak için tamamıyla bu şekilde hareket ediyor. Evet. O bakımdan diğer piyasalar altına satış getirecek bir pozisyonda değil.
Aynı şey taşıtlar için de geçerli. Daha önceki dönemde taşıt alımları için de altın satan çok oluyor. Değiştirenler çok oluyordu. Yani şu anda herkes kendi pozisyonunu koruyor. Eğer elinde de nakit varsa bu nakiti altında tutmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için sizlere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü uğurladık efendim. Altın ve para piyasalar uzmanı detaylarıyla aktardı bize beklentilerini. Kısa bir ara yapalım. Aradan sonra ise ekonomist Doktor Burak Köseoğlu bizlerle olacak. Özellikle bugün gelen önemli veri ve yarın açıklanacak TCMB faiz kararını soracağız kendisine. Son seans kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz şimdi Doktor Burak Köseoğlu'na, ekonomist bizlerle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi hemen tabii Amerika'daki gelen verilerle başlayalım. Fed'in kararlarında etkin rol oynayabilir. Konut satışlarındaki bu düşüş ve resesyonun konut tarafında devam ediyor olması. Gelen mortgage'ın faiz oranlarıyla ilgili de şöyle bir yorum almak istiyorum. Çünkü tarihi seviyelerde diyebiliriz. Bir diğer tarafta mortgage krizinde bile görünmemiş faiz oranları ne anlama geliyor? Bunun önüne geçebilecek midir Fed? Amerika'da biliyorsun ekonomiyi götüren en büyük lokomotiflerden birisi de konut sektörü. Konut sektörüyle birlikte perakende sektörü. Konut sektöründe gerçekten mortgage'da görülen bu faiz artışı inanılmaz bir seviye. Tarihin en yüksek seviyesi 6.8, 7 gibi düşünürsek bunu 30 yıllık konut faizi için Amerikalı bir tüketici %200 faiz ödemek zorunda 30 yılın sonunda ki bu Amerika standartları için bile inanılmaz bir faiz, çok yüksek ve dolayısıyla gerçekten bu tarafta bir alarm zili hızlanmış gibi gözüküyor. Ama Fed hala bence işsizlik tarafına ve enflasyon tarafına bakıyor. Enflasyon tarafındaki dayanıklılık hala kırılmış değil. Bence hala 8'ler seviyesinde sabit duruyor gibi. Dolayısıyla ben Fed'in biraz daha izlemeye devam edeceğini hep söylüyorum. İzlemeye devam edeceğini düşünüyorum ama gerçekten kritik bir veri inşaat sektörüyle ilgili gelen veri. Peki Burak Bey, faiz oranları ile ilgili artışlarda bu sert agresif tutumlarla birlikte dolar endeksi ve tahvil tarafına kayış nasıl görünüyor? Burada da çünkü 2-10 yıllıklar 30 yıllığın ayrıca üzerinde 30 yıllık tahvil getirisi ne zaman sizce bunların üzerine çıkar ya da çıkabilecek mi? Şöyle söyleyeyim Özlem, biraz önce baktığım zaman çok karışık bir piyasa gördüm terminalde. Evet. Amerikan 30 yıllıklarında bugünkü mesela %2.32 şu anda. 10 yıllıklarda yaklaşık %3'ün üzerinde 3.02 gibi bir hareket var. Ve dolayısıyla tekrardan yukarıya doğru ivmelenmiş gibi gözüküyor. Bence dolar güçlenmeye devam edecek. Hala ben o tezimin arkasındayım. Yani dolar yukarı yönlü biraz daha gidebilir. Hala bu verilerin bizim için endişe verici olmasına rağmen Amerika piyasasında özellikle Fed tarafında henüz daha dur butonuna basılacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Onun için dolarda değerlenme yeniden yukarı doğru küçük küçük ivmelerle devam edebilir. Ama öte taraftan emtia piyasalarına bakıyorum. Brent ve ham petrol yukarıda ama doğalgaz, altın, gümüş, bakır, platin, alüminyum bütün bu piyasalarda aşağı yönlü ciddi. Yani mesela doğalgazda 3,5'luk bir düşüş var. Evet. Altın tarafında 1,34'lük, gümüşte, bakırda, alüminyumda her tarafta düşüşler var. Emtiada enteresan sinyaller var. Ve çok karışık. Endekslere baktığımız zaman dünya endekslerinde de karışık bir görünüm var. Dow Jones şu anda aşağıda gidiyor. Standard Poor's aşağıda, Nasdaq aşağıda. Onları bırakalım. Bütün dünya endeksleri kıpkırmızıydı. Evet. 5 dakika, 10 dakika önce baktığımda çok enteresan geldi bana. Yani Türkiye birkaç tane yeşil olan alandan birisiydi. Kesinlikle. Onu da soracağım. Bu pozitif ayrışma, agresif hatta diğer tarafa baktığımızda kırmızı renk
ile birlikte birleştirdiğimizde gerçekten böyle bir konjonktürde neden yukarı doğru çıkıyoruz? Nedenlerini soracağım size ama şöyle ki Avrupa'nın ve özellikle Biden yönetiminin 20 ve 21 Ekim'de Avrupa liderleri Rusya tarafında yaşanan bu krizle ilgili bir araya gelecek. Enerji tarafını, enerji konusunu tartışacak. Beklentiniz var mı? Buradan bir çözüm yolu çıkar mı? Fiyatlama tarafında da özellikle sizce nasıl bir yön bulacaktır? Özlem, şu anda doğalgazda biraz önce söylediğim %3,5'a yaklaşan görüşün düşüşün sanıyorum sebeplerinden birisi bu toplantıda alınması düşünülen özellikle doğalgaz borsalarına karşı tavan fiyat uygulaması ile ilgili bir karar veya yaptırım. O sebeple ben doğalgazın bir miktar aşağıya geldiğini düşünüyorum. Ancak öte taraftan Rusya'nın gaz kesintilerini arttırarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Hala Kuzey Yarımküre'de şiddetli bir kış sezonuna girmiş değiliz. Henüz daha Ekim ayındayız. Kasım, ondan sonra Aralık, Ocak, Şubat en soğuk geçen aylar. Buralarda nasıl bir önlem alınacak? Gerçi bugün sabahleyin baktığım raporlara göre şu anda Avrupa'nın toplam doğalgaz depolama sahalarının %92 doluluğa ulaştığı görülüyor. Yani neredeyse %100'e her kavanozun içinde bile gaz var durumdayız şu anda. Dolayısıyla Avrupa en az 2,5 ay yetecek kadar gaz stoklamış durumda. Ve sanıyorum bunu yazın değil, kışın en soğuk dönemlerinde kullanmayı düşünüyor. Evet. Öte taraftan nükleer santrallar vesaire gibi birçok önlemler birçok ülkede Fransa gibi devreye alınıyor. Sanıyorum buradan ufak tefek de olsa bazı en azından doğalgaz borsalarına karşı bir hamle görebiliriz. Doğru. Çünkü Avrupa tarafı gerçekten endişeleniyor. Benim bugün yaptığım birkaç telefon görüşmesinde de çok enteresan. Önümüzdeki hafta belki Ekotürk ekranında da İspanya'dan bir arkadaşımızı bağlayıp bunu anlatmaya güzel çalışacağız. Evet. Taşıt araçları için Barcelona'da insanların arabalarını satması ve toplu ulaşıma yönelmesi için teşvik paketi sunulmuş. 5 yıl, 10 yıl ücretsiz ulaşım kartları veriliyor evdeki insanlara aracı sattıktan sonra. Yani insanları tasarrufa doğru yönlendirme konusunda Avrupa'da ciddi bir hamle var. Önümüzdeki yıllar için diyeceğim. Çünkü artık 2023'ü tehlikeli görüyor zaten tüm dünya. Biz de tehlikeli görüyoruz. Hatta 2024'ün ilk 6 ayı için bile şu anda değişik alternatifler konuşulmaya başlanmış durumda. Dolayısıyla ben bir karar bekliyorum açıkçası. Çok şiddetli olmasa da Avrupa'nın burada bir karar almasını umuyorum. Zaten Biden da bugün muhtemelen petrol stokları ile ilgili stratejik stokların serbest bırakılması konusunu açıklayacağı artık neredeyse %100 gibi. Kesinlikle. Şimdi Avrupa'daki vatandaşların özellikle gelişmiş ülke ekonomisine sahip vatandaşların yaşamış olduğu sıkıntı gerçekten iyice şey yapmıştır, psikolojiyi de bozmuştur. Hem pandemide kısıtlamalarla zaten çok ayaklanma oldu. Şimdi yaşam standartlarını da etkileyecek. Yani kendimizi düşünemiyoruz değil mi? Doğalgazla ilgili işte enerji, ısınmayla ilgili alınan tasarruflar gerçekten uzunca bir süre bir de belirsizliğini de koruyor. Vadesi de yok yani bu işin. Allah yardımcıları olsun. Umuyoruz ki bizlere de bu kadar sirayet etmez diye düşünüyorum. Peki ben Burak Bey, Avrupa'nın enflasyon verisinden önce zaten malum orada artık bu durum belli ama vaktimiz kalırsa soracağım. Türkiye'nin yarın gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısını sormak istiyorum. 100-200 bas puanlar havada konuşuluyor. Bunun piyasaya etkisi doğrudan hangi sektörleri olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Buradaki faizin aşağı doğru geliyor olması enflasyon tarafında hissedilecek bir talebi de yaratır mı? Faizde ben açıkçası merkezin tahmin ediyorum bu toplantıda 100 bas puan aşağıya doğru bir hamle yapacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız da zaten 900 puanla da %9'lu rakamları telaffuz etmişti hatırlarsan. Evet. Ben bu toplantıda da bir puanlık 100 bas puanlık yani aşağı yönlü bir hareket olmasını muhtemel görüyorum açıkçası. Ancak burada şöyle bir sorun var. Biliyorsun tahtada yazan faizle uygulanan şu anda özellikle şirketlere faiz arasında ciddi bir farklılık var ve krediye ulaşım gerçekten çok zor. Kaynaklar o kadar da bol ve açık değil bankacılık tarafında. Ben bunu tüketici tarafında da son birkaç aydır hissediyorum. Çevremde gördüğüm, konuştuğum insanlarda.
yeni tüketici kredisi demeyelim, taşıt kredisi veya başka kredilere müracaat ettiklerinde bankalar tarafından riskleri çok düşük olan ya da hiç riski olmayan, hatta bağışları ve diğer gelirleriyle karşılayabilecek olan tüketicilere bile kredi çıkmasında sorunlar konuşuluyor. Bizzat kendileri söylüyorlar çıkmadığını. Yani kredibiliteler bozuldu diyoruz o zaman, değil mi? Evet, hem kredibiliteler bozuldu hem krediye ulaşım oldukça zorlaştı. Bankalarda bu konuda ciddi bir sıkı politika uyguluyorlar. Kesinlikle. Ve top şu anda sadece sanki bizim hazine bonoları, devlet tahvilleri alanında dönüyor. Zaten borsada bugün gördüğümüz bu artışın da bir sebebi artık hiçbir alan olmadığı için gene ortada dönen paranın bir kısmı, evet, hatta büyük bir kısmı yeniden hacme baktığımızda borsaya doğru dönmeye başladı. Doğru. Yani yabancı takas oranı tarihi dip seviyede ama alternatifsizlik burada Borsa İstanbul'da yaramış görünüyor. Umuyoruz ki sağlıklı ve sürdürülebilir bir yükseliş olur. Çok teşekkür ediyorum Doktor Burak Köseoğlu. Değerli yorum ve katkılarınız için sizlere sağ olun. İyi akşamlar şimdiden. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Evet, Doktor Burak Köseoğlu'yla da son seansı burada noktalayalım. Yarın 16.30 gün sonunda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.